huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam size ilmihalci, fıkıhçı diyenler var. Haberiniz vardır herhalde. Söylerler. Yani tabii söylerler de adam bunu söylerken iyi niyetli söylemiyor. Diyor ki işte Osman Hoca diyor hep diyor fıkıh kitabı okuyun, ilmihal kitabı okuyun diyor. Kur'an-ı Kerim okuyun demiyor. Meal okuyun demiyor diyorlar. Yani bu buradan yaklaşıyorlar Meal okuyun demiyoruz, doğru söylüyorlar. Evet. Ama Kur'an-ı Kerimle ilgili olarak e, hakikaten haksızlık yani bu şekilde söylemeleri. Çünkü defalarca ben biliyorum ki hem burada hem diğer programlarda e, Kur'an-ı Kerim okumanın nasıl şerefli bir şey olduğunu, faziletli olduğunu anlatıyorsunuz. Bugün gene onu sormak istiyorum. Yani daha çok şöyle şu, şu açıdan sormak istiyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim okumak ve haset de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumak, hatmetmek yani. Bunun faziletlerinden bize bahsedebilir misiniz? Ve me mesela bunun sonunda hani e, namazdan sonra edilecek dua e, makbuldür, en makbulü budur gibi e, bilgiler e, sanki kafamda var. Kur'an-ı Kerim hatmettikten sonra da e, yapılan dua mesela kabul olmaya daha makrundur veya yakındır gibi bir şey söylenebilir mi? Ya da öyle söyleniyor mu? Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hemen o konuya girelim. Zaten bunun cevabını vermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i hatmedenin duası kabul olmuş. Evet yani. Kesin, açık yani. Kesin net. Açık ya. Yani. Kesin net. fakat İslam alimleri yani Hüsnet alimleri Kur'an-ı Kerim'i okumayı öyle güzel anlatmışlar ve izah etmişler ki <laughs> Haşa allah Teala müşahhas böyle bir insan gibi düşünmemeli. Ama başka kelime olmadığı için İmam-ı de buyuruyor. Allah Teala Allah Teala söyleşmek, Allah Teala konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun buyuruyor. Çünkü Allah Teala'nın kelamı. Allah Teala'nın kelamı. Onunla meşgulsün. Başka şey düşünmemeli buyuruyor. Ve fazileti yok mu? Ya her gün bir yüz ok okusan bir ayda bir hatim edersin. Evet. Ee, peki her gün 15 sayfa okusan iki ayda bitirirsin. Peki her gün 10 sayfa okusan üç ayda bitirirsin. Ama netice itibariyle bir sene içerisinde birkaç tane hatim yapabilirsin. Her gün iki sayfa okusan bir sene de hatim yaparsın. Bir sene de hatim yaparsın. Ee, yani bu mümkün. Efendim benim sadece bir sayfa okuyorum. Oku. İki sene de bitirirsin. Netice itibariyle hatim edersin. Bu müjdeye kavuşursun. Çünkü hatmedenin yapmış olduğu duayı Allah-u Teala geri çevirmiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamını okuyorsun netice itibariyle. Yani günde bir sayfa da olsa, beş sayfa da olsa, on sayfa da olsa durumuna göre, durumuna göre okumak mı gerekiyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i e, tecivite uygun okuyana şehit sevabı verilir buyuruyor. Ama tecvide uygun ifadesi sat geçiyor. Şarkı kalıplarına uyarak değil, okuduğu hatimi de satarak değil. Daha önce bir hikaye anlatmıştınız bununla ilgili değil mi? Değil mi? Adam, değil. Ramazan Şerif'te Aha. hatim satıyor. Hatim satıyor. Ve bir hadis-i şerife de ibadetlerin en iyisi, hadis-i şerif bu, hatim okuyup bitince yenisine başlamaktır bu. Yani hemen tekrar başa dönüp başlamak. Başlamaktır. Bir sayfa da okumak yani. Aynen öyle. Bir de mesela bir hadis-i şerifte de Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye altmış bin melek hayır dua eder. Bu müşterilere kavuşmak. Her Müslüman aynı şekilde arzu ettiği şeyler. Meleklerin duası reddolunmuyor değil mi? Reddolunmuyor. Tabii. 60 bin melek. 60 bin melek. O. Oh. Hatta en talimleri, hadis-i şeriflerde geçen böyle rakamları, onun sevabını, yani ya oradaki meleklerin adetinin çok, çok, olduğunu olur. bildir çok mutlu bildirmek 160 oluyor. bin de olabilir yani. Tabii, daha da fazla olabilir. Bir hadis-i şerifte de hatim duası yapılan yerde bulunan, ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan cihad eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan iki sevabada kavuşur ve şeytanı rezil eder. Eshab-ı kiram büyüklerinden olan Sa'd bin Ebu Vakkas radiy uh, bir kimse gündüz hatim okursa melekler ona akşama kadar dua eder. Gece okursa sabaha kadar dua eder buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim okumak ve hatmetmek çok sevaptır. Fakat okurken tecvid kaidelerine uymak şarttır buyuruyor. Tecvid kaidelerine ve Allah-u Teala rızasından başka bir şeyde düşünmemek şartıyla. Düşünmemek şartıyla. Ee, Tabi şimdi burada e, sizin başlangıçta söylediğiniz bir bunu Allah rızası okumaktan çıkarmış. Hatim ederim ama şu kadar paranı alırım. Haramdır bu diyor. Haramdır bu diyor. Evet. O kadar rahat pazarlık ediyor ki o kadar rahat pazarlık ediyor ki a parayı ben okumam diyor falan. O paraya mevlide, mevlide de gitmem diye pazarlık yapıyor. Pazarlık yaptığı için de ancak haramdır. Verene de alana da ikisine de haramdır. Peki bu harama ehemmiyet vermiyorsa kafir olur. Ya e, Kur'an-ı Kerim okuyor okusun. Kafirler de okuyor. Mesela Arapların içerisinde Hristiyanı var. ve da putperesti var. ve da ateisti var. E dili Arapça okuyor. Ha böyle diyor. Kur'an diye bir kitap var orada böyle böyle. E adam Hristiyan İslamiyet üzerine inceleme araştırma yapıyor. O da okuyor. Okuyor. Dolayısıyla Burada iman edip Müslüman olup Allah'tan Teala'nın kelamıdır, Allah'tan Teala'nın sözüdür deyip edeplere riayet ederek, edeplere riayet ederek okumak. Mesela Kur'an-ı Kerim okuma adabı anlatılmış. Daha önce bir vesile de onu da nakletmiş. Evet. Yani mümkünse dizlerinde rahatsızlık yoksa diz çöküp kıbleye dönüp rahle yönüne koyup kadın olsun erkek olsun başında örterek edeple okuması. O zaman o Kur'an-ı Kerim okumaktan meydana gelen nurun, feyzin kalbine girmesine vesile olur. Ve bir hadis-i şerif zikrediliyor. Hadis-i şerif diye zikrediliyor. Rubba talin yel'anihül Kur'an diye. Ne demek o? Nice Kur'an-ı Kerim okuyanlar var ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder diye. Niye? Niye? Parayla satıyor. Şarkı kalıplarını uyarak yapıyor. Var mı benden daha güzel okuyan falan diye hava satıyor, hava atıyor. Kur'an-ı Kerim bunlara lanet eder buyuruyor. İçki meclislerinde, fısk meclislerinde okuyor. Çalgıyla okuyanı bile var. allah Teala bunlara lanet ediyor. Kur'an-ı Kerim kendisi lanet ediyor. Yarın bunlara şefaat şöyle dursun. Bundan aynı şekilde Kur'an-ı Kerim bunlardan davacı olacaktır buyuruyor. Davacı olacaktır. Onun için de Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek çok kıymetlidir. Efendim ben hatmettim, şu kadar hatim yaptım falan. Övmek için iyi ki bu. Övünmek için değil ki. Her zaman oku, her zaman hatmet. Bunu Allah rızası için yapacaksın. Başkasına övünmek için değil. Yani sen bana söylemişim, Ben sana, ben seni cehennemden kurtaramam. Azap meleklerinin elinden kurtaramam. Benim öyle bir yetkim yok. Kendimi kurtaramam ki seni kurtarayım. Allahü Teala razı olacak ve beğenecek buyuruyor işini. Beni razı etmek, beni memnun etmek veya senin yaptığın işin beni bilmem bir işe senin işine yaramazsın. E şimdi adam diyor ki ben kaç defa Umre'ye gittim, kaç defa atim ettim sen biliyor E biliyorum da böyle konuşmak suretiyle hiçbir faydası olmamış yani. Kibirli kibirli ukalalık ediyorsun başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Ve Kur'an-ı Kerim okumayı anlatırken ehl-i sünnet evet bizzat manasını bilmesen de okumak çok sevaptır. Ama Kur'an-ı Kerim'in açıklaması hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflerin de aynı şekilde ehl-i sünnet talimler tarafından konulara bölünmek suretiyle fıkıh kitaplarıdır. Bir kimse fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim vadis hadis-i şerifteki bildirilen hükümleri öğrenmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi kelamullahı okumak ayrı bir sevap. Ama o da farzdır buyuruyor kendisine lazım olanları. Şimdi adam bunu idrak edecek altyapısı yok. Efendim İmumatif ve İlahiyat mezunu. Nere mezun olursa olsun cahil kalmış, etiketli cahil çok zamanımızda. Ben de İmumatif ve İlahiyat mezunu olduğum için iyi biliyorum. Yani bu okullarda nelerin verildiğini, nelerin verilmediğini. Yani İslamiyet'in dışında her şey anlatılıyor. Ama İslamiyet anlatılmıyor. Verilmiyor çünkü altyapısı yok. Maalesef. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sevabı, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sevabı zaten hadis-i şeriflerde bildirildi. Onları nakletmiştik. Ee, ölçülemeyecek şekilde. Çok büyük. Hadmet, çok büyük. 60 bin melek diyor, dua ediyor. Yani insan böyle şaşırıp kalıyor. Yalnız bir de vaktimizden alıyor ama hatim deyince, hatim deyince e, Mesela Anadolu'da da vardı. Rahmetli babam da yapıyordu. İşte son cüze getirmiş. Hadi bunu da sen okuyuver diyor. Aa. Kur'an-ı Kerim hatmetten demek bir kişinin Mustafa Toköz'ün, Osman Ünlü'nün Fatiha-i Şerife'den başlayacak ve Nas suresinden Kur'an-ı Kerim Nas sureye kadar bir kişinin tamamı okumasıdır. Hmm. Hatim buna denir. Ona buna dağıttık deniyor ha, mesela. O hatim olmaz. O hatim olmaz. O da sevap olur ama olurum, değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tamamı okunup herkes ona hediye ettiği için Kur'an-ı Kerim'in tamamı okuma sevabı da o kimseye gider. Ama hatim olmaz. Hatim olmaz. Hatim, bir kişinin Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okuyup bitirmesine hatim denir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cibril aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir, dedi. Ben, hırsızlık yapsa, zina etse de mi? dedim. Evet dedi. Üç kere sordum. Sonra evet, şarap içse de dedi. Şeyhimi illeri uzaktır yolları açılmış güller. Şen mi ileri yolları açılmış gülleyi dermeye Zehriyle Şolaşı yemeye kim gelir ya bu zehir ile yemeye kim gelir ya bu şeyhimin illeri uzaktır yolları açılmış Leyli dermeye kim gelir ya bu açılmış gülleri dermeye kim gelir ya bu Tam ilmi hal saadeti ebediye İçmesi haram olan içkiler dörttür. Alkollü içkilerin hepsi zehirdir. Şarap dört mezhepte de haramdır. İçmesi ve her türlü kullanılması günahtır. Yalnız sirke yapılması ve susuzluktan ölmek üzere olanın ölmeyecek kadar su yerine içmesi caizdir. İçmesi haram olan içkiler 4'tür. 1. Bir, birincisi şaraptır. Pişmemiş üzüm suyu, şıra, havasız fıçılarda durmakla, gaz hambeleri ve köpük meydana gelerek mayalanır. Şarap haline döner. İspirtosu az olan şarap da haramdır. İmame'ine göre ve diğer üç mezhepte, köpürmese de şarap olur. Sarhoş etmese de, damlasını içmek haramdır. Helal diyen, kafir Allah'a düşman olur. Şarap, idrar gibi kaba necasettir. Her türlü kullanmak, ilaç yapmak, çamur yapmak, hayvana içirmek, ihtikan yapmak, buruna çekmek, söz birliğiyle haramdır. Satması caiz değildir. Parası haramdır. Bir Müslümanın borcunu, şarap satarak aldığı parayla ödemesi helal olmaz. Bu para, alacaklıya da helal olmaz. Bunun için içki satana ödünç vermemelidir. 2- İki. İkincisi, tıladır. Taze şıra, ateşte veya güneşte ısıtılıp, üçte ikisinden azı uçarsa, üçte birinden çok kalırsa, bu kalana tıla denir. Tıla, gaz çıkararak kabarıp, tadı keskin olunca sarhoş eder şarap gibi damlası haram ve kaba neçs olur. 3- Üç. Üçüncüsü sekerdir. Hurmanın nakiyi, yani maserasyonu, yani su içinde ısıtmadan bırakılınca, köpüklenir ve tadı keskin olursa, seker denir. Damlası haramdır. 4- Dördüncüsü, kuru üzüm nakiyidir. Kuru üzüm, Soğuk suda bırakılınca şekeri suya geçer. Bu suya kuru üzüm nâkîi denir. Bu gaz peydâ ederek köpüklenir ve tadı keskin olursa damlası haram olur. Peygamberimiz çoğu sarhoş eden içkinin azını içmek de haramdır ve sarhoş eden her içki şaraptır ve hepsi haramdır buyurdu. Kısrak, inek deve sütleri mayalanıp tadı keskin olunca müselles gibi olurlar. Birincisine kumis, ikincisine kefir denir. Bira gibi haramdırlar. Mübah olan içkileri, hatta suyu, musiki ile, çalgı ile, kâfirler gibi, fasıklar gibi içmek de haramdır. İbn-i Abid'in 5. cilt 238. sayfedeki hadisi şerifte suyu alkollü içki içenler gibi içmek haramdır buyuruldu. İbadeti harama benzetmek ise küfre sebep olur. Çalgı, içki, şarkı ile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak böyledir. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bugün birkaç bölüm önce anlattığımız büyük evliya Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin torunlarından birini anlatacağız. Haliyle ve ilmiyle Ceddin'i nasıl şahit ettiğine hep birlikte şahit olacağız. İstanbul, birçok İslam diyarından, tarih boyunca İslam alimlerinin ve ilim taliplilerinin rağbet ettiği bir büyük merkez olmuştur. Bunun yanında İstanbul'da doğup, Burada filiz veren birçok Allah dostu da vardır. Bunlardan biri de Nasuh-i Üsküdaridir ki, isminden belli olduğu üzere Üsküdar'da doğup büyümüştür o. Doğum tarihi ise 1674'tür. Küçük yaşta, onu akranlarından ayıran bir sükunet içinde görür herkes. Nasuh, pek akıllı, Zeki bir çocuk olmasının yanı sıra istidadı da yüksektir. Çünkü onun hedefleri küçükken bile çok büyüktür. İleriye dönük planlarında yüksek rütbeli bir devlet memuru olmak veya şöhret sahibi bir insan olmak yoktur. O gözünü eskimeyen, bitmeyen hedeflere dikmiştir ki ne kadar uzun olsa da bitecek olan bir fanilik hiç ilgilendirmez onu. O, ebedi aziz olmanın bir talibidir. Varsa yoksa Allahu Teala'nın dinini öğrenmek ve ona kul olup evliyalar kervanına katılabilmektir bütün hayali. O, bu hedefine kavuşmak için küçük yaşlarda ilim tedrisine başlar. Genç yaşına gelince tefsir, fıkıh, ve fen bilgilerinde bir derya olur. Şimdi sıra kalp bilgilerindedir. Manevi ilimlerdedir. Sırf bu sebepten gider büyük evliya Ali Atvel Hazretleri'nin hizmetine girer. O tek doğru itikad olan ehli sünneti en ince ayrıntılarına kadar bilir. İlim elbette amelsiz, amelde Elbette ihlassız olmaz. İhlassa Allah dostlarının sohbetlerinde ele geçer ki Nasuhi hazretleri onun elinde adeta bir ölü, etrafında bir pervane olur, hakikat güneşine uçan. Nasuhi Üsküdari hazretleri ilmiyle amel edip ibadetlerde değil bir sünneti, bir edebi bile elden kaçırmamaya çalışır. Haramlardan kat'i bir şekilde kaçınır mikruh işlemek şöyle dursun şüphelilerden bile itinayla uzak durur Nasuhi Üsküdari Hazretleri'nin bu hali elbette ki pek yüksek bir mertebedir ve bu mertebe Allahu Teala'nın aşkını bütün hücrelerinde hissetme isteğinin amel, ilim, ihlasla birleştirdiği bir duası gibidir Uzun süre mücadele ettiği nefsiyle amansız bir savaşa girişir. Hocasının sohbetinin bereketiyle bu mücadele sonunda keramet sahibi bir evliya olur Nasuhi Hazretleri. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz büyük evliya Nasuhi Üsküdari Hazretleri buyurdu ki: Namazlarınızı zamanında kılmaya çok dikkat ediniz. Çünkü Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. buyurdu. İslam ahlakı. Özür sahibi olmak. Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa özür denir idrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın, özür sahibi olurlar. Tıkamakla, ilaçla veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak bunları durdurmaları lazımdır. Namaz vakti çıkınca, özür sahibinin abdesti bozulur. Vakt çıkmadan önce de, özre sebep olan şeyden başka bir sebeple abdesti yine bozulur. Mesela, burnu deliklerinin birinden kan gelmekteyken abdest alıp, sonra diğer delikten de akmaya başlasa, abdesti bozulur. Hanefi'de ve Şafii'de, özür sahibi olmak için, abdesti bozan şeyin, bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa, özür sahibi olmaz. Bir kimse özür sahibi olunca, sonraki namaz vakitlerinde, bir kere bir damla bile gelse, özür sahibi olması, o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse, özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset, elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca, tekrar bulaşmasına mani olmak mümkünse, bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Bir hastanın maliki mesebine göre özür sahibi olması için iki kavl vardır. Birinci kavle göre, abdesti bozan şeyin bir namaz vaktinin yarısından fazla devam etmesi ve başladığı ve durduğu vakitlerinin belli olmaması lazımdır. İkinci kavle göre, birinci kavildeki iki şart olmasa dahi, bu akıntılar başlayınca hasta özür sahibi olur. Abdesti bozulmaz. Kesildiği vakit malum olursa namaza duracağı zaman abdest alması müstehab olur. Hanefi'de ve Şafii'de özür sahibi olamayan hasta ve ihtiyar Maliki mezhebinin ikinci kavlini taklit eder. Gusl abdesti alınca hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan teyemmüm eder. Bu korku, kendi tecrübeleriyle yahut Müslüman, adil tabibin söylemesiyle malum olur. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak, hastalığa sebep olabilir. Hanefi'de, bir teyemmümle dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Maliki'de her farz için yeniden teyemmüm eder. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'da Larnaka limanının hemen dibindeki Larnaka Kalesi önünden sesleniyorum. Bu kalede Osmanlı'nın da çok emeği var. Hemen sağımda deniz. Deniz buraya işte 7-8 metre bulunduğum noktaya 7-8 metre ama kalenin duvarlarına sahilden az çok temas ediyor deniz. Efendim bu kale tabi Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesiyle beraber elden geçirilen bir kaledir. Çok önceleri de olduğunu zannediyoruz. Çünkü burası Kıbrıs'ın denizden en önemli ve en kolay giriş kapısıydı. Tuzla bölgesi ta Limasol'a kadar, Larnaka'da bir yerleşim yeri olduğu için Düşman ta ilerlerden gidip de 50-60 kilometre öteden karaya çıkıp kara harbi yaparak gelecek değil. En kolay şey denizden hemen kalenin dibine gelecek, kaleye çıkacak, şehri de aldım diyecek. Bunun mutlaka bir de iç kalesi vardı ama şu anda turistik maksatlarla Türkiye'nin birçok yerinde de olduğu gibi iç kale olarak bu kalmış, dış kaleye ait herhangi bir emmare yok hemen de Larnaka Ulu Cami'nin dibinde. Yani camiye geldiğiniz zaman e, sorsanız kaleyi sormadan da zaten kalenin olduğunu hemen anar gelir ziyaret edersiniz. Kalenin giriş kapısının üzerinde 2. Mahmut Han'ın tuğrası var. 2. Mahmut Han tuğrası diyor kitaplar ama orada Mahmut Han'ın adli lakabı, mahlası kullanılmamış. Kullanılmadığı da olur mu? Olur burada yaptırılmış olabilir tuğra. Efendim adli yazılmamış olabilir. Onun dönemine ait burada silahlar da var içeride. Onları da sizlere inşallah göstermeye çalışacağım. Tuğra'nın hemen altındaki kapı lentosu saf beyaz berberden yapılmıştır. Ve üzerinde dört satırlık bir yazı var. Ama yazı zaman içerisinde boyandığı için birçok yerde maalesef bu boya bizim düşmanımız oluyor o yazıyı okuyamıyoruz. Keşke okurabilseydi. Herhangi bir yayında da benim takip ettiğim yayınlarda da o kitabenin çözümü görülmemiş. O yüzden de ben size oraya merdiven kurup da okuyacak da halim yoktu. Ancak kitabenin varlığını söylüyorum. Gençler gelirler hemen bunu bir tez konusu yaparlar inşallah. Güzel de tezleri geçer. Kaleye girer girmez sol tarafta Osmanlı zamanında yapılmış bir çeşme ve üzerinde de gene o zamanda yazılmış Bekir Paşa'nın da ismi geçen bir küçük basit mermer kitabesi var. Size Ulu Camii anlatırken de söyledim ki Bekir Paşa Larnaka bölgesine çok bolca sular getirtti. Ulu Camii'ye verdi. İşte Ulu Camii'nin yanındaki kaleye de elbette ki bu suyu Bekir Paşa vermiştir 1760'lardan sonra. Şimdi biz kalenin içerisine girelim. Kalenin içinde birkaç tane top var. Bir kısmı da müze olarak kullanılıyor. Birkaç bilgi de içeride verelim efendim. Müzeye girer girmez hemen sol tarafta dört tane top var. Hemen de şu bulunduğum zemin üzerinde şu toplar. Bunlar veredik topları. Hemen yanındaki pencere gibi yerlen yerlerde de mazgal. Bu top namluları mazgaldan çıkıyordu ve hemen de sahilin kenarında olduğu için duvar. Buradan yaklaşmakta olan düşman gemilerine çok uzaktan ateş etme imkanı vardı. Bu toplar Osmanlı topları değil. Ve zannediyorum şu görüntü onu gösteriyor ki bu toplar 100 yıldan fazla toprak altında da kalmış olabilir. Sonra bir kazı da çıkmıştır ortaya. Çünkü pas onları o kadar çok yemiş ki Böyle namlu çekişle dövülüp de ezilecek bir nesne değil. İleride bir de Osmanlı zamanından kalma çekili toplar var. İkinci Mahmut Han zamanında e, top çeker e, katanalar veyahut da işte o zamanın katırlarıyla çekilip e, orduyla beraber götürülen toplar. Şimdi onların yanına gidelim. Şimdi de Osmanlı toplarının önüne geldik. Burada üç tane top var sırasıyla sağdan itibaren 1-2-3 numara. Ben sizlerin karşısına çıkmadan önce oradaki yazıları tespit ettim. Birisi 1807 tarihli. Yani Üçün Selim Han zamanı. Diğeri de 1805 tarihli. Numaraları da var üzerinde. Birisi 559, birisi 595 numaralı toplar seneleriyle beraber. Birisi de en soldaki yani sağdan başladığımıza göre 1907, 1907 tarihli toptur. O da demek ki Trablusgarp, Bingazi harbinden önce 2. Abdülhamit Han zamanında bu denizlerde muhtemel çıkması e, beklenen e, harbin öncesinde bazı takviyeler olsun diye daha önceden gönderilmiş. Ama İngilizler Kıbrıs adasını kiralık diyerek, emaneten diyerek size yardım edeceğiz diyerek Osmanlı'dan hani kapkaç yoluyla kaptıktan sonra üzerine yatmıştır. Bu toplar da burada kalmış. Ondan sonra da İngiliz buraya geldiğinde, Kıbrıs adasına geldiğinde Girne Kalesi'ni hapishane olarak kullanmıştır. Bu kaleyi de hapishane olarak kullanmıştır. Lefkoşa'daki büyük hanı da hapishane olarak kullanmıştır. Yani bir devlet idaresi düşünün ki gelir gelmez ilk icraatı hapishaneleri kurmak. Halka gözdağı vermek, onları korkutmak. Bakın ha, bu duvarların ardına sizi atarım diye. Bütün Kıbrıs'taki kaleleri hapishane haline getirmiş. Halen de Kıbrıs'taki Kıbrıs'taki mahkeme binalarının hepsi İngiliz zamanından yapılmadır. Efendim bize adalet dağıttık diyecekler. Ama öyle dehşetli binalar yapılmış ki hiç tanımadığım bir şehre gidiyorum. İlk defa gidiyorum. Binayı görüyorum. Burası mahkeme mi diyorum? Evet diyorlar. Burası mahkeme binası. İngiliz mi yaptı? Evet İngiliz yaptı. İşte İngiliz'in Kıbrıs'a bıraktığı hizmetler varın siz hesap edin. Buralarda kaç kişinin hakkı, hukuku yendi. Şimdi biz Larnaka Kalesi ile ilgili anlatacaklarımızı burada e, ...noktalıyoruz... E, ...kalenin içerisinde bir... E, ...müze kısmı geliştirilmiş ama... ...küçük bir salon... ...öbür e, Lefkoşa'daki... ...müze gibi çok anlatıma müsait değil... ...ve etnografik yapılar da... ...fazla yok, eserler de fazla yok... Onun için... E, ...bu kaleden... ...yani Larnaka Kalesi'nden... ...Zuhuri Tekkesi, Türbesi... Ve, ...ve Mescidi'ne gideceğiz... ...Zuhuri Baba kimdir... Zuhuri Baba'nın türbesi nerededir? Mescidi nerededir? Ve mektebi nerededir? Onları da orada sizlerle paylaşacağız. Geçelim Zuhuri Baba tekkesine efendim. Şimdi Zuhuri Baba mescidi, medresesi, mektebi ve türbesinin hepsinin beraber bulunduğu külliyemsi bir yerin öndeyiz. Çok geniş bir alana yayılmış burası. Tabi zaman içerisinde bakımsız kalmış. Daha önce de bunun yerinde bir cami olma ihtimali çok kuvvetli. Larnaka'da bir Hala Sultan tekkesi var. Bir de Zuhuri Baba tekkesi var. Daha önceden bunun adı Zuhuri Baba tekkesi değildi. Cami inşaatına başlandığında, daha doğrusu mescit cami arası bir büyüklükte başlandığında Temel kazılırken bir cenaze çıkar. Cenaze hiç bozulmamış. Kefeni hafif bir sararmış. Geri kalan yerleri sanki bugün defnedilmiş gibi. Kimdir araştırıyorlar? Yok. Yani bileni yok, kayıtları yok, ulaşamıyorlar. Kimliksiz bir cenaze ve çürümemiş ama Müslüman cenazesi oldu. Kesin belli. O zaman bu toprağın altından çıktı. Zuhur etti. Bulundu manasına o zata o şeye cenazeye cesede zuhuri baba demişler. Onu hemen burada bir yere defnetmişler inşaat öncesinde. Ve türbesi olmuş o. Ondan sonra da mescit yapılmış. Tekke olarak geliştirilmiş. Belki eskiden de vardı. Ve bu tekkede de yüzlerce insan, yüzlerce senedir yetiştirilmiş. Larnaka çok enteresan bir yerde efendim. Osmanlı hacıları gemilerle giderlerken mutlaka Larnaka ve Magosa limanlarına uğrarlardı. Birine uğrayan biri de uğramazdı. Oradan da Şam yoluyla karadan hacca gidecek olanlar bunlar. Kudüs'ten karaya çıkıp yani iskeleye çıkıp ondan sonra Şam-ı Şerif'e oradan da Emirül Haç komutasında çölü herhangi bir soygun, hırsızlık, öldürme, e, cereyan etmeden e, Mekke-i Mükerreme'ye kadar giderlerdi veya Medine-i Münevvere'ye kadar giderler idi. Çünkü eskiden Osmanlı zamanında önce Medine-i Münevvere sonra Mekke-i Mükerreme ziyaretleri yani hacdan önce kabri saadet ziyaret edilir. Hac'dan sonra da Mekke-i Mükerreme'de haç yapılır idi. Şimdi burası tam bir yol ağzı, çarşının içerisinde. Ben buradan içeriye girmek istiyorum. Ancak şu cadde boyunda olan dükkanların hemen hepsi bu Zuhuri Baba Tekkesi'nin vakıf eserleri olduğu alametlerinden görünüyor. Yani dükkanların yapısından kepenklerine kadar olan belli ki bir Osmanlı dönemi yapısıdır. Buralarda da çok vakıflar vardı. E Türkiye'de de çok vakıflar vardı. O vakıflar nasıl zaman içerisinde bilinmeyen bir şekilde elden çıktı ise e burada Larnaka gibi bir yerde de bunların böyle elden çıkıp başka taraftan kullanılmasını doğrusu pek de abes göremiyoruz. Geçelim içeriye efendim. Mescit giriş kapısına göre biraz daha solda olduğu halde giriş kapısından girer girmez hemen Zuhuri Baba'nın bulunduğu yere kabri konmuş, sandıkası konmuş, üstüne de bir türbe yapılmış. Yani tek kubbeli bir türbeyle güzel pencereler, pencere kepenkleri her şey bakımlı. Ben öyle zannediyorum ki İngiliz döneminde bile bura bir ara tekke olarak kullanılabilmiş olabilir. Başlangıçta veya 2. Abdülhamit Han zamanında. Daha sonraki dönemlerde İngilizler iyice dizginleri ele aldıklarını zannedince işte 1890'lardan itibaren burasını belediye halk pazarı yapmış efendim. Nereyi avlusunu? Avlusu öyle ki 10 dönüme yakın bir yer efendim. Şu anda otopark gibi işte çeşitli yani arabasını bir yerlere bırakmak isteyen insanlar getiriyorlar, sağa sola koyuyor öyle resmi bir otopark gibi de değil. Böyle biraz da karışıkça bir düzende eee belediye bu şeyi eee yani bir düzene sokar da bu türbenin giriş çıkışını da ziyarete açabilirse tahmin ediyorum. Çok kimse çünkü merak ediyorlar. Biz şimdi çekimi yaparken kapıyı bizim için açtı. Sağ olsun idareciler ona da müteşekkiriz. Ama e, içeri giremediler. Niye? Onlara açık değil çünkü. Şimdi Zuhur Baba'nın cesedi niye çürümemiş diye bazı seyircilerimiz belki bir kafalarına takılır. İnsanlar şimdi bir kabir, fethi kabir yapıldığında, kabir açıldığında çıkan cenazelerde çürüme olmayınca işte yok etrafında su varmış da su onu korumuş filan şey şöyle olmuş diyor. İyi de o su oraya geldi diyeceksiniz. Yani çeşitli maddi materyalist sebepler aramak suretiyle olacağına demek ki o suyun oraya gelmesi, o cesedin orada çürümemesi de bir takdiri ilahidir. Allahu Teala öyle dilemiştir. Demeyi biz kendimize sanki bir mağlubiyet gibi sayıyoruz. Efendim hayatımız pamuk ipliğiyle bile bağlı değil. Pamuk ipliği sağlam kalır. Bir saniye önce varsınız, bir saniye sonra bitti. Kime ne diyeceksiniz? Geçelim mescide efendim. Zuhure Baba Mescidi'nin harim kısmındayız. Hakikaten bayağı ferah da bir mescit. Yani 10 metreye 10 metre. Şöyle böyle 100 metrekareden fazla bir alanı var harim kısmının. Bir minberi var hemen arkamda güzel. Tabi tuğladan yapılma ihtimali var. Kıbrıs taşından yapılma ihtimali var. Üstü boyalı, badanalı olduğu için biz tam bir net konuşamıyoruz. Kayıtlarda rastlasaydım onlar aynen söylerdim. Kayıtlarda da yok. Burada bir mihrap var. Mihrap da alttan böyle sıralama taştan gitmiş. Yapı zaten taşla yapılmış. Dolayısıyla sıvanın üstünün de taş olduğu daha sonraki dönemlerde ya bu taşlar da çirkin görünüyor diye maalesef tutmuşuz. Taşların üstünü evdeki badana boya yapar gibi sıvamışız. Şimdi bu mescidin arka tarafında Güzel bir üst mahfili var, özel sanki yapılmış, çok çok özel yapılmış yani özenerek ve özellikle yapılmış. Efendim, buradan arkaya doğru bir e, çıkış yeri var, oradan da yukarıya bir merdiven sistemi yapılmış ama karanlıkta görünmüyor, elektrikte de bağlı değil herhangi bir kısa devreden dolayı yangın sebebi olmasın diye. Üst mahfilinde korkulukları buradan rahat görünüyor, ahşaptan yapılmış ve tek kubbeli bir mekan. Sekizgen bir yüksek kasnağı var. Bu kasnağın altında da o bütün çatının yükünü, kubbenin yükünü taşıyan duvarların içerisinde gizli payeler var. Ayrıca da binanın dışında da duvarda dışa çıkık yine gizli payandalar yapılmak suretiyle Larnaka'da bu demek ki buralarda da bu da çok yakın Larnaka Ulu Camii'ne yürüme mesafesinde geldik. Deniz seviyesine de sayılır. Demek ki temelinden su çıkınca böyle bir takviye yapmışlar. Tıpkı bizim Tophanedeki Kılıç Paşa Camii'ne Mimar Sinan rahmetullahi aleyh'in yaptığı çifte sütunlarla takviye gibi. O tabii çok zarafetli bir sütun yapıyormuş gibi yapmış ama bu payandanın görevini aynen yüklemiş. E ustalık da bu zaten efendim. Evet zuhur Tekkesi Baba Mescidi ile ilgili bilgileri burada noktalıyoruz. Çünkü bendeniz fazla bilgiye ulaşamadım. Ama biliniz ki burada bir ecdat yadigarı eser var ve bu eseri de İngilizler bir ara belediye pazarı yaptılar. Ondan sonra da kendileri de kaybolup gittiler. Şu anda da e, Güney Kıbrıs İdaresi pek e, uygun bir şekilde muhafaza etmiş. Başında sorumlu insanı var. Açılıyor, kapanıyor. Zaman zaman temizlikleri yapılıyor uygun bir haldedir. Yolunuz düşerse, açık değilse bile hiç olmasa dışından görünüz. İşte medresesi, mektebi ise bugün e, çarşı dükkanlar arasına katılmış. O da öyle devam ediyor. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güney Kıbrıs'taki programlarımız bitmedi. İnşallah devam edeceğiz. Yarın başka bir şehirde, başka bir tarihi eserin başında buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.